Şimdi Adana'ya 33 adam. Şimdi şöyle verilmiş 216 tane matematik, işte 144 tane geometri, 126 tane analitik geometri sorusu varmış elimizde. Şöyle yazabiliriz. Matematikten 216 tane 216 tane geometriden 144 tane analitik geometriden de şöyle yapalım. 126 tane soru varmış elimizde. Biz bunlarla yani kitapçık denir artık ona. Kitapçık hazırlayacakmışız. Soru kitabı diyor da soru kitapçığı hazırlanacakmış. Şimdi kuralları yazıyor aşağıda. Her biri eşit sayıda soru içerecekmiş. Yani kitapçıkların birinde 20, ötekinde 30 soru olmayacak. Kitapçıkların tümünde eşit sayıda soru olacak. Sonra her testte sadece aynı branşın soruları olacak. Diyelim ki bir tane kitapçık yaptık. Bunun içinde sadece matematik olabilecek. Yani matematiğin yanına geometri falan koyamayacağız. Matematikler olacak ayrı, geometriler ayrı olacak. Analitik geometriler ayrı olacak. Bizim testimizdeki soru sayısı, yani kitapçıktaki soru sayısı, şöyle diyelim, testteki soru sayısı x olsun. Diyelim ki x tane soru koyduk. Bir kere şu matematikleri eşit bir şekilde dağıtabilmemiz için x sayısı bu 216'yı bölen bir sayı olmalı. Yoksa 216'yı eşit dağıtamayız. Mesela biz 50-50 yapsak, bir kitapçıkta 50 soru koysak, 50-50-50-50, 200 tane soruyu böyle dağıtırız. Matematiğin diğer 16'sı boşta kalır. Hepsi eşit olmalıydı. O yüzden x sayısı, yani soru sayısı bu 216'yı bölen bir sayı olacak. Aynı şekilde bu x sayısı 144'ü de bölecek ve 126'yı da bölecek. Yani x sayısı bunların hepsini bölen bir sayı. Üçünü de bölen bir sayı. Ve bunların en büyüğünü seçeceğiz. Az sayıda test yapmak istiyoruz. Soruyu artırmalıyız. Testi azaltmak için. O halde bizim aradığımız şey bunların OBEB'i. Üçünün OBEB'ini arıyoruz. X eşittir. OBEB 216 144 126. Tabi yan yana yazıp şöyle kesir çizgisi bir düz çizgi çekip bölerek de yapabiliriz. Ama bu şekilde yapmak bize bir avantaj sağlayacak. Bu soruda da işimize yarayacak o avantaj. Şimdi hepsini bölen bir sayı arıyoruz. Tabi rakamların toplamı 9. Bu da 9, bu da 9. 9'a bölünüyor demek. Hepsinin rakamları toplamı 9. 9'a bölüyorum. 18, 36, 4, 24. Bunu bölüyorum 9'a. Bir kere 9, 54, 6. Bunu bölüyorum 9'a. 12'de bir kez 9, 36, 14. Dışarıya 9 atacağız. Bir sonraki satıra gelelim. X eşittir 9 çarpı OBEB 24, 16 ve 14. Hepsi 2'ye bölünür. 2'ye de bölelim. 2'ye bölüyorum 12, 2'ye bölüyorum 8, 2'ye bölüyorum 7. Dışarı 2 atalım. 2'yi de atıyorum dışarıya. Buradan bizim x'imiz 9 çarpı 2. 18. OBEB 12, 8, 7. Bunların OBEB'i 1 artık. Ortak çarpan yok. Zaten 7 asal bir sayı. Bunların OBEB'i 18. Biz bundan şunu anlıyoruz. Bir test kitabındaki, yani şu kitapçığındaki soru sayısı 18'miş. Bir testte 18 soru var. Yalnız bizden istenen şey test sayısı, soru sayısı değil. Eğer test sayısını bulmak istiyorsak, 216 tane, mesela matematiklerden kaç test yapacağımızı bulacaksak, 216'yı 18'e bölmeliyiz. Ama o da şu sayı olacak. Bu şekilde ayrıştırırsak, buradaki sayı 216'nın 18'e bölümü olacak. 12. Geometri kitapları için benzer şeyi yaparsak 8 gelecek oradan. Analitik geometri kitapları için aynı şeyi yaparsak soruları için oradan da 7 gelecek bölünce. Bunların toplamı kadar test olacak. Şöyle 20, 27. Demek ki toplam 27 tane test kitabı oluşturacakmışız biz.